Ya Allah, bismillah. Ona çare üretmek, çözüm üretmek için daha çok çalışıyoruz. Bizden gelişmiş ülkelerden çok az gelişen, gelişmekte olan yerlerde daha çok fikir çıkıyor. Onlar hem de uzay bilimi hakkında 104 boyutlu şekilde bu kaplara tablet olur, kamera olur. Tuttuğu zaman bunlar canlı halde hareket ediyor. Burada var. Burada da kullanabilecekleri malzemelerimiz, saf malzemeleri, yedek malzemelerimizin hepsi burada mevcut. Yani diyor ki sen aklını çalıştır, her şey eline alın. Her şey var. Saf çocuklar burada. Tabii ki. Şu şekilde zaten örneği de yanında mevcut. Buna bakarak. Robotik kodlama aslına bakarsan gelecekte en önemli bir konu. Efendim bugün uyum için gerekli ama dünya iki şeye geçiyor. Biri yapay zeka, biri robotik kodlama. Gelecek bir zamanda birçok işimizi artık robotlar üretecek. Bunun birçok iş kolları robot sayesinde yapılıyor. İşte bu geleceğin mesleği. Bunu öngörmek çok önemli. Efendim çoğu zaman bize de diyorlar, balık vermek yerine balık tutmayı öğretin. İşte bu balık tutma projesi ve önemli bir proje. Burada uyum içerisinde çalışacak mülteci ve kendi çocuklarımız geleceğimizi kuracaklar. Geleceğin Urfa'sını ve Türkiye'sini kuracaklar. Belki de buradan dahiler yetişecek. Robotik kodlama atölyelerinin amacı yaygın mesleki eğitimlerden farklı olarak yine yapılandırılmış fakat daha esnek öğrenme yöntemleriyle teknoloji temelli becerilerin kazandırılması. Robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı becerileri gibi alanlara giderek daha fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu bir mesleki eğitim değil, fakat çağımızda işe yarayacağı muhakkak olan bir bilgidir, beceridir. Biz de bu anlamda bir pilot uygulamanın başlangıcını yapmış oluyoruz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Şanlıurfa Belediyesi'nin değerli katkılarıyla bu kodlama atölyesi böylece aslında kapsayıcı bir şekilde öğrenme yapacak her yaştan gencin hizmetine sunulmuş durumda. Sevgili konular, kapsayıcılık dediğimiz zaman aslında kapsayıcılık birlikte yaşamak ile mümkündür. Birlikte barışçı ve üretken bir ortamda yaşamanın anahtarı da sorunları çözme becerisi ile mümkündür. Robotik kodlama atölyesi aslında sonuçta hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz işte bu becerinin, yani sorun, problem çözme becerisinin geliştirilmesi amacıdır. Mehmet, bunlar ne? Bunlar sert malzemeler, robotik malzemeler.